Resulullah Efendimiz'i çok sevmek lazımdır. Allahü Teala, Kur'an-ı Kerim'de, baştan sona kadar, Resulullah Efendimiz'i övmektedir. Bu konudaki ayeti kerimelerden bazılarının mealleri şöyledir. Biz, seni, alemlere rahmet olarak gönderdik, Enbiya, 107. Allah ve melekleri, Nebi'ye salat kılıyor, ey iman edenler, siz de salatu selam getiriniz, Ahzab, 56, Allah'ın ona salat kılması, rahmet etmesi. Meleklerin salat kılmaları da istiğfar etmeleri manasındadır. Müminlerinki ise, dua anlamındadır. Ey Habibim, de ki, ey insanlar, ben, Allah'ın hepiniz için gönderdiği Resulüyüm, Araf, 158. Rabbinin, sana verdiği nimetler sayesinde, sen mecnun değilsin. Senin için bitmeyen, sonsuz mükafat vardır. Elbette sen, büyük bir ahlak üzeresin, kalem, 2-4. Rabbin sana, çok nimet, verecek, sen de razı olacaksın, Duha, 5. Furkan'ı, Kur'an'ı, kuluna, Muhammed aleyhisselama, alemlere, cin ve insanlara ilahi azap ile, korkutucu, uyarıcı, olarak indiren, Allah'ın şanı, ne yücedir, Furkan, 1. Resullerden kimisini kimisine üstün kıldık, Bakara, 253. Nebilerden bazısını bazısından üstün kıldık, İsra, 55. Bu iki ayeti kerime, peygamberlerden bazılarının, diğerlerinden üstün olduğunu göstermektedir. Resulullah'ı çok sevmek lazım olduğu konusunda, pek çok İslam alimi birçok kitap yazmıştır. Çünkü, başta, Sahih-i Buhari, olmak üzere, birçok hadis kitabında yer alan bir hadisi şerifte, bir kimse, beni çocuğundan, babasından ve herkesten daha çok sevmedikçe, iman etmiş olamaz, buyuruldu. Yani o kişinin imanı olgun olmaz. Hadis-i şerifin diğer bir rivayeti de, bir kimse, beni kendi nefsinden, ehlinden ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe, iman etmiş olmaz, şeklindedir. Allahü Teala'yı sevenin, onun Resulünü de sevmesi bir vecibedir, vaciptir, farzdır. Ayrıca onun ehli beytini, yakın akrabasını, sahabe-i kiramını, yolunda olan alim ve velileri, salih kulları da sevmesi lazımdır. Bunları belirttikten sonra, şunu da ifade edelim ki, her müminin, Resulullah'ı çok sevmesi lazımdır. Onu çok seven, çok anar ve çok över. Bir hadisi şerifte de, bir şeyi çok seven, onu çok anar, buyuruldu. Bir gün, Hazreti Ömer, radıyallahu an, Peygamber Efendimiz'e, ya Resulallah! Ben, zat-ı nebeviyelerinizi, nefsimden maada, her şeyden daha fazla seviyorum, demiştir. O da kendisine, nefsinden de daha çok sevmedikçe, imanın kamil olmaz, buyurmuştur. Bunun üzerine, şimdi ben, seni, nefsimden de daha çok seviyorum, deyince, o da ona, üç defa, işte şimdi oldu ya Ömer. İmanın kemale ermiştir, cevabını vermiştir. Allahü Teala, Ali İmran suresinin 31. ayetinde mealen, ey sevgili peygamberim, onlara de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız ve Allah'ın da sizi sevmesini istiyorsanız, bana tabi olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın, yani Allah ona tabi olanları sever, buyuruyor. 5 Kasım 2019 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Ramazan Ayvalı.